Evet geçen bölüm bize birazcık daha elmas gerektiğini görmüştük buradaki RF Storage için ve elmas gerekiyordu ben aşağı indim birazcık buradaki tüneli genişlettim sonra ilk kazdığım yerde burada elmas çıktı. Açıkçası biraz şanslıydım. Ve buradan ee, tam 11 elmas ve 4 emerald elde ettik. Bayağı iyi, bayağı iyi. Fortune da bizim şansımıza haber gitti. Yani artık eve çıkıp Eplat enerjistik sistemini bitirebiliriz <laughs> ve bu arada Herkese merhaba ve Continuum'un yeni bölümüne de hoş geldiniz. Hüsnü de size hoş geldiniz dedi biraz önce çığlık atıp. O zaman hiç kusursuz bölüme devam edebiliriz. Neredeyse her şeyi ürettim videoyu durdurup. Ee, yani şu anda çok bir şey kalmadı. Oops. Bunlar üretildi, bunlar hazır. Ee, sadece... Empowered e, Enerji kristaller. Şimdilik bunları burada bırakacağım. Çünkü çantam dolu. Ve fazladan empowered yaptım şey. Kristal evet. Önemli değil. Her zaman içimize yarıyor zaten. E, şimdi kendimize bataryaları yapacağız. Ve bataryaları yaptıktan sonra da zaten bütün üretim bitmiş oluyor. Evet. Çantamı boşaltmam lazım ama bir yere. Kurtulacağız. Bu iğrençlikten kurtulacağız. Çok az kaldı. Kokusunu alabiliyorum. Çok az kaldı. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi e, triple battery yapacağız. o yanlış hesaplamışım. Kötü oldu. Şimdi o zaman bir tanesini yapmak için 5, 10, 15 tane gerekiyor. Yani toplam 30 tane lazım. 10 tanesi şey olacak. E, empowered olacak. 10 tane empowered var fakat... 20 tane enorlu kristal yok normal. Yani bana 8 tane daha lazım demek oluyor bu. Herhangi bir yerde fazladan var mı? Galiba yok. Aa. O zaman bir tane daha block of iron. Ironları güzel yok ediyoruz. Bunu hemen buradan geçiririz. Sorun yok. Bunların herhangi bir üretim süresi yok. Direkt üretiliyorlar. O yüzden önemi yok. Tamam. Ee, birazcık daha redstone'da gerekecek. Daha doğrusu en restonia kristal. Ve de bam. 8 tane bu arkadaştan oldu ve de şimdi bunu bu masada değil normal masada bataryaya dönüştüreceğim. Aa onlar da vardı. Doğru. Öf. Iy. Hey! Geri geldim ve bu defa hazırız muhtemelen. Hmm. Tamam. Şimdi iki tane bundan. Sonra... Bap. Bir. Bunda double battery yapmak istiyorum. Ne eksik? Hiçbir şey. Yine enerjimi kaybettim. Kendi bataryamı çıkarmayı unuttuğum için. E, kapatmayı unuttuğum için daha doğrusu. En azından şimdi kapatayım da sonradan kaybolmasın. Hep yapıyorum o yanlışı. Çok önemli değil. Ama yine de gıcık bir yanlış. E, bu single'ı da hemen e, şeye çevireceğiz. Double'a. Daha sonra bu double'ı da hemen triple'a çevireceğiz. Ve aynısını diğer için de yapacağız. Böylelikle iki adet triple bataryamız oldu. Daha sonra bu triple batterileri enerji kristale çevireceğiz. Bunun için de şey ihtiyacımız var. Redstone biraz. Burada ayrıca Redstone ya kristal varmış. Sonradan fark ettim. Boşuna yapmışız her neyse. Birazcık Redstone. Ve birazcık daha Diamond Dust. Ve bu da bunları bize enerji kristale dönüştürtecektir. Tamam. Sonra bu enerji kristalleri Lapotron kristale dönüştüreceğiz. Onun için ise tek ihtiyacımız olan şey... 12 tane de biz Zaten yaptığım circuitları. Yani bunları kenarlara koyuyoruz. Tamam. Ortaya bu. Üste ve alta bu. Bir. Ve de iki. Ve bunlarla beraber iki tane de bundan oldu. Daha sonra tek ihtiyacım olan şey bir adet ısınmış taş. Onu da buradan alacağız. Daha sonra bu taşın etrafını şöyle yapıyoruz. Bu bize 4 tane EFAP base veriyor. Ve bununla da bitiriyoruz. Bu EFAP base'leri de şuraya bırakacağım. Sonra bir adet daha connector ve wire bu konnektör değil relay wire bu arkadaşı da e, nereye koyabilirim nereye koyabilirim buraya yerleştiremeyiz e, şurası şimdi şöyle yapacağım direkt tamam ve böylelikle bir tane sorunumuzu hallettik bu aletteki enerji sorunumuzu Sıradaki yapacağımız şey sıvılarımızı almak. Sıvılardan zaten birisi çantamda. Diğeri ise hemen burada. Hepsinin içine akıttık mı bilmiyorum. Akıtmışız. Bunu da alacağım. Ve daha sonra bunların ikisini de bu arkadaşın etrafına koyduğumuz zaman ve üretimi yerleştirdiğimiz zaman Evet yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan 32 tane üreteceğiz. 32 tane yeterli olacak mı bilmiyorum ama mutlaka gerekiyor o kadar. O yüzden e, en azından ekstra yapmadığımı biliyorum. Yani sorun yok. <laughs> Peki bakalım bakalım. Biraz sürecek bunları yapması. Biraz değil bayağı bir sürecek. Videoyu durdurayım o zamana kadar. Bir süre bekledim de hazır bunlar olurken biz de ne kadarına ihtiyacımız olduğuna bakalım bence ha. Şimdi. Controller için 8. Burada da 4 tane daha var. 12. Değil mi? Bunun için 8. Bunlar için 4. Burası için. 12. Controller dışında nelere ihtiyacımız var? Cable. 12 idi. 6 daha ekledik. 18 oldu. Cable için. Daha sonra Solderer. 18'lik. 6 daha ekledik. 24 olduk. Daha sonra Disk Drive. 24'lük. Bunun için e, ya 24 6 a ekledik 30 olduk. Daha sonra bunun için 8 e ekledik. 38 olduk. Yani yetmiyor. Bu kadar yetmiyor. En azından e, quartzlarımız yetecek ama daha fazla refine dairene ihtiyacımız olacak. E, 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 e. Ee, ne kadar süredir bekliyorum enerji bitip durmuş ya. <laughs> Şimdilik miner durdurdum onun enerjisini yeniden başlatmak için. Neyse biz üretebildiklerimizi üretelim. Çünkü zaten e, bunlardan birini üretmek için soldier'ın çalışması gerekiyor. Soldier'ı da çalıştırmış oluruz hem değil mi? E, bunları alalım biz. Sağol. Controller'la işimize başlayalım. Controller için bize 3 tane de silikon gerekiyor. O zaman bunlar bitsin ama. <laughs> Evet, bırakıp gitmiştim. Geri kalanını da black quartz yapmış. Yani o kadar kötü bir şey değil. Kullanıyoruz ama biraz da üzüldüm açıkçası onları başa harcadığımıza. Tamam. şimdi 32 tane oldu. Tabii ki bize daha fazla gerekecek fakat bize daha fazla gerekmeden önce biz bir daha fazla demir yapalım. Değil mi? Demir, demirimiz bitip duruyor demir, demir, demir. Bir stack daha alalım buradan. Artık bunları kazmama gerek olmaması o kadar güzel bir şey ki hani yaptığımız en iyi karar şu miner'ı bu kadar erken kurup geliştirmekti. Şu anda o kadar fazla malzeme sağlıyor ki bana. Eğer bu olmasa kim bilir şimdiye kadar kaç kez tin kazmaya, copper kazmaya gitmem, bauxit kazmaya gitmem gerekecekti. Fakat hiçbiri gerekmiyor artık. Bütün hayatımızı karşılıyor şu anda bu. Elmas, emerald dışında her şeyimizi karşılıyor yani. O kadar da olacak artık. Onu da biz toplayalım bir zahmet. Şimdi Bunlarda 32 tane var. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Ben sand toplamıştım. Burada var sandimiz. Yani silikon elde etmesi sorun olmasa gerek. Ve burada onlar oluyorken ben daha fazla flux da yapmaya başlayacağım. Çünkü ne kadar flux'a ihtiyacımız olacak bilmiyorum. Evet bunlar da oluruz. dursun. Ve kontrollerimiz ee, 8 tane bundan. 1 tane stone. Machine casing. Keşke bu Machine Casing'i normal malzemelerde de kullanabilsek. Sadece Plage Energetics değil de. Çünkü bizim diğer yaptığımız Machine Casing'den çok daha ucuz bu. Çok tatlı bir şey. Um. Tamam. Bir adet elmasa ihtiyacım var. Sorun değil. Bir sürü elmasımız var. Ve devam. Controller. <laughs> Şu da şarj olursun bu arada. Aynen. Senin durumun nasıl? 4 MRF. Onun içindeki şeyi çoğunu bitirmişiz. Uyuyabiliyorsak, uyusak da fena olmaz. Şimdi uyuyamıyoruz. Önemli değil. Ee, ondan sonra Cable. cable da yapması oldukça basit. Ee, redstone, Glass ve birazcık daha Glass'ımız burada varmış. Süper. O zaman Redstone. Glass ve Quartz Enriched. Aynen. Bam. Cable. Ee, daha sonra Solderer. Soldurur. İki tane sticky piston. Hmm, sticky piston yapmamız problem çıkarır mı emin değilim. Fakat piston yapabiliriz en azından. Pistonu da e, hatırlıyorsunuzdur mutlaka. <laughs> Şu arkadaşla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla pistonları da bu arkadaşla yapacağız. Tamam. Ah. Yanlış bir yerlere koydum yine bunları. Muhtemelen öyle yaptım. Kaç yıl oldu piston üreteli? Hala karıştırıp duruyorum hayret bir şey ya. Bir ve de iki. Şimdi bizim sticky piston yapmamızın daha ucuz bir yolu vardı galiba değil mi? Direkt rice ile yapıyorduk. Hı? Ee, rice. Aa, burada bir sürü varmış. Tamam, tamam. Süper. İki tanesini alırız o zaman. Direkt üretmeye veya büyütmeye de gerek yok o şeyleri, aletleri. Direkt bunu da şöyle yaparız. Şimdi bize altı tane daha lazım, değil mi? 8 tanesiyle blok yapacağız. 6 tanesiyle de şey yapacağız, aynen. Altı tane daha quartz enriched gerekiyor bize. Yani 12 iki tane refined iron gerekiyor. Kısacası 9 tane daha yapacağız. Ne yapıyorum ben? Ee, bir tane daha Block of Iron'ı Refine Iron'a dönüştüreceğiz. Ve ondan sonra işimiz bitiyor tamam. Şimdi. Ee, Solder'ı çalıştırmamız lazım. Ben şimdilik. Buradaki avuç tarlasını kaldıracağım zaten. Hatta kaldırıyorum şu an. Burayı kaldıralım. Daha sonra burayı kıralım. Tek tarlamız şu tarafta olacak öyle direkt evimin önünü kaplayan bir yerin tarla olmasını istemiyorum tabii ki. Ee, şuradan da şunları alalım ve burayı bir kapatalım düzgün bir şekilde. Değil mi? Ve daha sonra şimdilik ve muhtemelen sonsuza kadar e, eplat enerjistik sistemimiz de tam olarak burada duracak. Tamam. tabii ki sadece eplat enerjistik sistemi değil sonradan sınırsız kaynak kurarım, kurarım ileriye ve şuradaki sandığı da taşımamız lazım. Şimdilik üşeniyorum. Dursunlar. <laughs> bir uyuyayım. Güneş panelinden gelen enerji lazım bana. Şu an enerjimiz azaldı. Sıkıntı. Ve son ihtiyacımız olan Enriched Iron'lar. Fakat daha işimiz bitmedi. Biraz daha işimiz var. Şimdi bize hemen bir tane daha connector gerekiyor diyeceğim. Gerekmiyor. Şimdilik bunu kullanabilirim. Direkt Miner'ın connector'ını kullanıyorum. Çok ideal değil başkasını alıp başka bir yere kullanmak ama. Ee, Şimdi işimizi görür. Öncelikle hani uzunca bir süre büyük bir epilat sistemimiz olmayacak. Ben tek bir şey için istiyorum bunu. Sadece bir şey için. O da depolama. Eşya depolama. Başka hiçbir şey için değil. O yüzden ee, büyütmemin herhangi bir anlamı yok. Gerçekten hiçbir anlamı yok bu sistemi büyütüp genişletmenin, etrafa kablo falan koymanın. Bu kabloyu sadece görev için ürettim. Başka hiçbir şey için değil. Bu sadece çalışacak. Tek görevi bu. Tamam. Bunu buraya koyalım ve artık kontrollerimiz ve soldererımız savaşa hazır ha. Şimdi son olarak ee, drive dersek direkt çıkacaktır. Disk drive. O iplanetics 2 de var. Biz de refine storage kullanacağız zaten en başta. İkisi aynı şeyi yapıyor sayılır. Fark etmez. Bir tane advanced processor lazım. Advanced processor için printed Silikon. Bunun için bir adet Silikon ingot'a ihtiyacım olacak. ingot değil, işte anladınız. silikon. Bunu hemen. Aa, sılacımız bitti. Peki şey ne durumda? Diğeri var, tamam. Azıcık daha sılac lazım sadece. Ee, sılac birikmiştir, yeterince var mı bilmiyorum. Ee, fakat birikmiştir bu arkadaşın içinde biraz. Bir kovadan biraz daha fazla. Hı. Umarım yeterli olur. Olmazsa birazcık daha sularım etrafı. Önemli değil çok. Sılaj bitsin de diğeri bitmesin. Diğerini ısıtması falan çok uzun sürüyor çünkü. Ama bunun yeterli olması lazım birkaç tane daha yapmak için ya. Şu an bizde 250 harcıyoruz galiba birini yapması. Yani 5 tane daha yapacak kadar var. Ve burada da 5 tane var. Değil mi? 250 harcıyorsa yetecek. Bu ola dursun. Bunlar olduktan sonra biz silikonumuzu yapacağız. O zamana kadar diğer malzemesini üretelim bizde. Diğer malzemesi direkt içinden elmas geçirmemizi istiyor. Bu arkadaş nasıl çalışıyor peki? Direkt içine malzemeyi koyuyorsunuz. Üretiyor gayet basit. Fakat direkt olarak enerji veremiyorsunuz. Bir e-platinal sistemi gerekiyor diye biliyorum. O yüzden ona dikkat edin. Ee, bunun içine koyuyoruz. Ve e, 3 RF harcıyormuş. Bayağı ucuz. Hiçbir şey harcamıyor sayıdır zaten alet. Ve böylelikle onu da hallettik. Bundakiler de bitiyor. Onun dışında bir şey üretmemiz gerekiyor mu? Açıkçası hayır. Machine casing'i hemen şimdi üretelim. Ve bir tane sandığı. Sandığı da gerçi bunu da üreteceğiz. O yüzden sadece machine casing yapıyoruz. Yani şuradan hemen bir adet taş. Ve machine casing için 8 tane quartz enriched kullandık. Ve de sonuncu sıvı durumları. Süper olacak. Süper. Tamam. Ve bam. Umuyorum. Evet. Hemen bir adet silikon. Bu silikonu da kullanacağız ve işimiz bitiyor. Apple Enerjistik Sistemi. Woo! Apple Enerjistik değil, Refine Storage diyeceksiniz. Umrumda değil. Aynı görevi görüyor şu anda benim için. İkisi tam aynı değil ama eşya depolama görevinde aynılar. Ve ben de sadece onun için istiyordum. Umrumda değil. Tamam. Seni de işlemden geçirelim. O arkadaştan sonra sadece bir adet redstone gerekiyor. O da var zaten. Bap bap. Ve de bap. Mis. Şimdi bu da işlemden geçecek. Ve bu da işlemden geçtikten sonra işimiz bitiyor tamamen. Hemen bir tane daha sandık. Ve hazırız. Obam. Bomb ve de bam. Disk Drive ve Cyber Storage. En büyük amacımız, en büyük hedefimiz. Şu anda bir akşak ediyoruz. Bu hayatımızın en mutlu günü. Bunlar nasıl yapılıyor bakalım bir. Uh, storage housing ve 16K storage part. Tamam. Tamam tamam. Onlarda bir sıkıntı yok. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu bunlardan bu arkadaşlardan Quartz Enriched Iron o kadar büyük problem değil. Zaten bir sürü yaptık. Hani ee, bir isteğin 3'te 4'ü kadar yaptım yaklaşık. Birkaç tane daha yapmaktan sorun olmaz. Bir tane istiyor sonuçta. Ve 3 tane 4K Storage. Bu bu arkadaşlardan ve 3 tane 1K Storage ve bu da Silikon. Hmm, bir sürü silikon gerekecek. Bayağı bir silikon gerekecek burası için. O zaman ee, bölüm bir dahaki bölümde biz kendimize bir tane daha tree fluid extractor yapacağız ve block placer da yapacağız. Böylelikle otomatikleştirebiliriz burayı birazcık daha. Çünkü bize bol bol silikon gerekecekmiş gibi görünüyor şu anda. Geleceğimizde. Ama şu anda burada disklerimiz var. Hiç problem yok. Eşya depolayabiliyoruz fakat şu anda o eşyaları depolayacak panelimiz yok. Ve onu da bununla yapıyoruz. Zaten görevin ismi ne? Now you can use it. Görevin ismi de. Aynı. Bize söylüyor. Umarım bu pahalı değildir. <laughs> Hem. 9 tane daha gerekiyor. Yani biraz daha slash falan yapmam gerekecek. Ee, problem değil. Problem değil. Şunlar gerekiyor. Bu altın. Ee, bu Basic prosesör normal. Basic prosesör kolay. Bu arkadaş altında. dedi. İki tane mi altından gerekiyor? Evet. Ve bu arkadaş da yine basic. İki tane basic prosesör. iki tane altından yapılan yani. Ee, tamam. Hallediyoruz. Aslında yani bize bu kadar storage bile yetebilir. Çünkü... Hmm, bilemedim ki. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bizim içeride çok fazla sandığımız var gibi gözüküyor ama gerçekten o kadar fazla eşyamız yok. Hani bunlar bir de 16K storage'lar. Küçük storage'lar değiller. 4 falan vermedi görevimizde. Yüksek sayıda verdi. İlginç ve cömert bir şekilde. Ee, Mouse'uma ne oluyor? Normalden fazla hareket ediyor. Alo? Sen de bozulma. Tamam. 4 tane silikon. Bir tane daha şey yapmamız gerekiyor. Block of refined iron ve daha fazla iki arkadaştan da gerekecek tahminen. Ben şimdiden 8 tane bunları işlemden geçirmeye başlayayım Glowstone dust'ları. Burada zaten daha fazlasını üretecek malzeme vardı. Sorun değil ve birazcık da sulama işlemi yapmam gerekebilir. Pekala geri geldim ve sludge alıyorum. Burada bir süredir sludge yapıyorum. Eee 2,5 kova falan yaptım. Yeterli olması lazım. Galiba öyle bir şey yapmıştım bilmiyorum. <laughs> Çok önemli değil. 2 250 yetiyor zaten bize herhalde. 2 600 yapmış. Her neyse tamam. Sorun değil. Evet. Şimdi bu arkadaşı geri buraya yapıştıralım. Burada yeterince var mı bilmiyorum Molten Lemium. Muhtemelen 1440 yeterli olur. Çünkü e, yaklaşık iki kat daha fazla harcıyoruz. Tam iki kat değil iki kattan biraz daha az. E, Sılacı tahminen yeterli olacaktır o yüzden bunlardan 9 tane yapmaya. Yeterli olmazsa eğer burada ekstra sıvı yaptım. Yani beklemeniz gerekmeyecek. Tamam. Hepsi hazır orada. <laughs> Şimdi biz de geri kalan malzemeleri yapalım. Ee, ilk başta bunların dördünü de şuradan geçirmemiz gerekiyor. Ki bunlar zaten oldukça hızlı oluyor. Bunların dördünü de geçirdikten sonra e, iki tane altın geçireceğiz. Ve iki tane demir geçireceğiz. Aynı yine buradan. Şu arkadaşlara bakalım. Bunların zaten olması birazcık sürecek. O yüzden önce onları başlattım. 4 tane printed silikon. Daha sonra 2 tane altını yapalım. 2 tane altın. Ve 2 tane demir, Evet. Ve ondan sonra bitiyor. Bu kadar basit. Gayet kolay. Basit. Hızlı. <laughs> Beklenmedik derecede kolay bir üretim yaptık. Bu kadar müthiş bir alet için. Tabi buna ulaşmak için neler yaptık o o kadar uğraştın kaç bölümdür o kadar çok zor şey yaptın ki bu görevi açmak için diyeceksiniz. Doğru ama şimdiye kadar mod paketi bize böyle iyi davranmadı. Hani açmak için de uğraşıyorduk açtıktan sonra üretmek için de uğraşıyorduk şimdiye kadar bu ilk defa oluyor. Bir de bunun üstüne bunları da bana verdi kendisi. Yani şu anda bana çok iyi davranıyor. Artık gelecekte bizi bekleyen kötü bir şey mi var onun için bana böyle şimdiden <laughs> iyi yanıma geçip sonradan hazırlıksız mı yakalayacak bilmiyorum ama. Şu anda evet iyiyiz şu an. Şu an gayet iyi. 6 tane olmuş. Ee, Lumium yetmeyecek galiba. 144 tane harcıyordu. Bizde 576 tane var gerçi yetiyor değil mi? Kaç tane kaldı? 3. Yetiyor, yetiyor, yetiyor. Süper. Galiba yani. Ee, pekala. Eğer üretime başladıktan sonra çekiyorsa sıvıyı yetiyor. Eğer bittikten sonra çekiyorsa yetmiyor. Başladıktan sonra mı bittikten sonra mı çekiyor bilmiyorum. O yüzden herhalde diyorum. Ee, <laughs> Sılacımızda 600 kalmış. Galiba yetecek o yüzden. Yetiyor evet kesin. Kesin kesin kesin. Süper. Ve iki tane bundan aldık. İki tane de bu arkadaştan yapacağız. Sonra bu, bu basic processorları ne yapacağız? Birini construction glowstone'la. Diğerini destruction nether Quartz'da. birini nether quartz destruction yapıyoruz. Diğerini glowstone'la construction yapıyoruz. Ve de iki tane de bu arkadaştan alıyoruz. Bunların üretilmesi birazcık daha sürüyor, fakat hiçbir zaman e, problem yapan bir şey değil, kesinlikle. Ve bam, bunlarla beraber kalba her şeyimiz hazır, değil mi? 3 tane de cama ihtiyacım var ki camım vardı. Aynen var. Ve son olarak bir adet de taş ve bitti. Woo! Machine casing ve de bomb. Grid. Wee wee items. Ha? Bu bu pencereyi görmek o kadar güzel bir şey ki, bu pencereyi görmek o kadar mutlu ediyor ki beni. Gerçekten. <laughs> ah. tamam. İşimi nasıl kolaylaştırabilirim ama şimdi? Şimdi bunun için eşyaları taşıması da var. O konuda da işimizi kolaylaştırırsak ve bir yandan da görev yaparsak bizim için hiç de fena olmaz biliyor musunuz? Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir yolu var yapmamızın. Burada zaten görevlerde bir şey var. Importer. Importer direkt sandıklardan eşya çekip bizim sistemimize atacak. Otomatik olarak sandı şey, e, sandıklarımızı boşaltıp sisteme almak istersek oldukça hoş. Oldukça hoş bir şey olmuş olur. Ayrıca bunu crafting grid'e upgrade edebilirsek çok güzel olur. Ki yapması hiç problem değil. Hemen yapalım. Çünkü crafting grid'de otomatik olarak oradaki eşyaları kullanarak üretim de yapabileceğim. Ki bu müthiş bir şey. Ne kadar iyi bir şey olduğunu söylememe gerek yok. Bir tane elmas da Böyle güçlü bir şey için yani çok ucuz ciddi anlamda. Hemen crafting table'ımızı da alalım. Şuradan da şu arkadaşımızı alalım. Bir tane daha bundan yapacağım. Sonra bir tane daha diamond'ı geçireceğiz içten. Ve ondan sonra bitiyor. Grid de gerekiyor üretmek için fakat bu grid yerine de geçiyor. O yüzden o konuda endişelenmenize gerek yok gerçekten. Şimdi bunları bitirince bir bakalım importer bizden ne istiyormuş, pahalı bir şey mi? Importer, ee, bakalım. Cable deconstruction course çok ucuz. Ay, niye her şey bu kadar ucuz ya? Adam unuttu mu bunları zorlaştırmayı? Mümkün değil kabul etmiyorum. Niye? Zor olması lazım bunların. Alo. expert oynamıyor muyuz? Her neyse tamam hani. O zaman aslında otomatik üretim falan da yapabiliriz eğer bu kadar ucuzsa. Otomatik maden ısıtma sistemi mesela. Hmm. Tabii onlara girişmeden önce enerji üretimimizi de artırmamız lazım ama çok rahat bir şekilde girebiliriz onlara. Fazla rahat bir şekilde elimizi kolumuzu sallaya sallaya değiştirmeye girebiliriz şu anda. Bu kadar ucuzken her şey. Yani tabii ki yine normal oyundan zor da hani Bizim şu aletleri yaptığımız seviyede değil. Bunlar ayrı bir seviye bu. Thermal Expansion aletleri çok çok ayrı bir seviyedeydi. Ve şu e, bitki toplayan falan aletler. <laughs> çok ayrı bir üst seviyedeydi onlar. Bunlar onlara kıyasla çok aşağıda kaldı açıkçası. Şimdi biz bir öncelikle Crafting Grid'imizi bir yapalım. O benim işimi kolaylaştıracak çünkü. Ve görevi de yapmış oluyoruz zaten. Crafting Grid için bütün malzemelerimiz var. Seni alıyoruz o zaman. Grid dostum. Ve Grid... Advanced Processor, Crafting Table. Bu üretilmeye başladı. Bu biraz daha yavaş üretilenlerden. Yine çok çok yavaş değil. 10 dakika beklemeyeceğiz yani. Onun dışında evet importer yapıyoruz. Temelde exporter da yapalım. Exporter ne istiyor? Exporter. Construction core, improved processor. İkisi de construction core. Birisi construction, birisi de deconstruction yani. istiyordu ve ME interface. Interface, Formation Core, Formation Core. Ooo. Bunu yapamam. Değil mi? Full X-Test. Hmm. Yani... Charge, Sertus Quartz. Charge, Sertus Quartz. Hmm. Bunu yapmamız zor ya. Onu yapmamız zor şu an. Yapabiliriz galiba. Yapacak malzememiz var ama... External storage kulağa mantıklı geliyor. Bir şeyler için. Yapması da zor değil. Şimdi bunu yapması zor değilse biz aslında ki değil. Buraya daha fazla disk koymak yerine büyük bir e, sandık yapabiliriz. Bir burada yapabileceğimiz en büyük drawer controller yapsam ve daha sonra drawer'la doldursak eski zamanlardaki gibi. Drawer, Controller ne istiyor? Uh, half drivers, bir tane Elmas, Intricate Circuit Board ve Golden Electron Tube. Bedava. Direkt bedava bu. Ucuz değil, bedava. Direkt. Drawer'larda sadece odun. Klasik Drawer Storage kurulumumuzu yapacağız. Çok iyi. Depolama alanı sorunumuz da olmayacak. Bu iğrenç şeyleri üretmeme de gerek olmayacak. Seni seviyorum. Bu modu yapan kimse. Artık, artık seni seviyorum. Sana, seni çok üzdük hani. Çok hakkını aldık ama. Şu anda, bu kadar şeyi yapmama bir anda izin verdiğin için seni çok seviyorum. Çünkü bu alet benim her şeyi yaparken o kadar rahatlatacak ki beni. O kadar hızlandıracak ki işimi. O kadar da az gıcık olacak ki her şeyi yapması şimdiye kadar yaptığımız. Eşya aramayacağım. Aradığım her şey otomatik olarak çalışma masasına gelecek eğer varsa bende. O kadar güzel olacak ki otomatikleştirebileceğiz kısmen. Teşekkür ederim yani. Teşekkür ederim. Ne kadar tam otikle, otomatikleştiremesem de herhalde adam onu fark etmiş. Hani ben bunları böyle ucuz yaptım. Hepsini böyle ucuz yaparsam hani adamlar şimdiden her şeyi otomatikleştirir. Onu istemiyorum demiş. O yüzden importer yapam importer yapabiliyoruz. Exporter şu anda ya yapamıyoruz ya acayip pahalı. Yap yapıp yapamadığımız emin değilim. Her malzemeyi araştırmadım. O yüzden tamamen otomatikleştiremeyiz şu anda. İleride olacak o. Fakat yine de çok cömert davranıldı bize. <laughs> Hiç hakkını yemem. Tamam otomatikleştiremeyelim. Önemli değil. Elimizdekilerle. Ben gayet gayet memnunum. İstediğimden ve beklediğimden çok çok daha fazla bu zaten. Seni alalım. Bam. Melon slice. Çöp. Ya da buraya atarız ha. İlk eşyamız. Karpuz. Importer. Bunu hızlandırmam da gerekebilir. Bu çok yavaş çekiyor olabilir. Bakacağız ona. Ee, şimdilik iki tane bundan yaptık zaten. Tek ihtiyacım olan şey bir tane daha gold işlemden geçireceğiz. Sonra bir tane daha demir ve nether quartz. Nether quartz. Hm. Gerçi bende bir sürü varmış. Sadece bir tanesini alalım. Evet. Şimdi peki doli nasıl yapılıyor? Doli. Ee, sandıkları taşımamın bir yolu yok mu? Chest. Sandıkları taşımamın bir yolu yok mu? Ha. Chest transporter. Tamam. Peki bununla bunun arasındaki fark ne? Hiçbir fikrim yok. Ama hani çok büyük bir fark olmadığı sürece o kadar fazla şey harcayasım hiç yok biliyor musunuz? Malzeme. <laughs> Ee, direkt bunu yapabilirim. Bam. Bap 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 bap. O bir dakika. O şeyde mi yapılıyor? Ya, Niye yapamıyorum? Obsidian değil mi? Obsidian. Ha treated stick. Tamam. Problem değil ya. Problem değil. Treated stick. Bunu treated yapabiliyor mu bu direkt? Hayır. Treated wood lazım o zaman bize. Ve buradan iki tane treated wood alacağız. Bunları hemen treated wood yapacak. Ve de bam. Treated Stick. Bunları da şuraya atabiliriz ve bam. Tak. Tak 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 tak. Chest Transporter'ımız da hazır. O hazırlanırken bu arkadaşlar da oluyor. Ve bitiriyoruz. Her şey hazır. Her şey çalışacak. Şu anda zaten çalışıyor ener e eşya depolama sistemimiz gördüğünüz gibi zaten karpuzdan. Sadece sandıktaki eşyaları buna boşaltmanın daha kolay bir yolunu alıyorum. arıyorum. Bu disk drive'lar da olması önemli değil artık. Devasa bir drawer yapacağız zaten yer altına. Bir daha bir sonraki bölüm. O yüzden önemli değil. Bölüm arasında ben bir sürü aç keseceğim. Yeterince drawer yapabileceğimiz yapabilmemiz için. Tek uzun sürecek sıkıntılı şey o olacak muhtemelen. O kadar büyük de problem değil açıkçası. Ben şöyle bir şey yapayım bir de şuraya hemen. Ee, seni alalım. Tamam seni aldık. Sen bizim latex depomuzsun. Daha sonra senin içini bir şöyle boşaltırsak. Bu faucetlardan daha fazla yapsam çok iyi olacak aslında ya. Bir sürü yerde kullanıyorum. Ee, senin içini şuna alırsak. Şu şekilde çok daha hızlı olur. Aynen. Tamam. Onu da hallettik. Bu arkadaşla çalışmaya devam edebilir yani. Biraz dolu, biraz sürecek bunun içinde olması. Problem yok. Şimdi bir adet gold. Ve bir adet bu. Importer. kablomuz hmm. var zaten ya. Sorun değil ha. Ve de destruction yapacağız. O yüzden normal gerekiyor. <laughs> Bayağı doldurduk ya içinde bu defa. Çok iyi. Bir dahaki bölüm hem buna daha fazla depolama alanı yaparız. Hem de birkaç tane daha solar panel yaparız. Şu anda enerji üretimimi artırmam lazım. Çünkü enerji harcamamız da artacak yakında. Çünkü connector ve wire da yapmam lazım. Bir sürü yapacak şey var bölüm arası. İki şey yapacağız. Bir, artık miner'ımızı bir sonraki seviyeye de çıkarmaya çalışacağız. İki, e, applied Enerjistik sistemini birazcık geliş, Geliştirebilirim çünkü çok ucuz beklediğimden 3 Buradaki eşyaları dışarı taşıması da var Dışarı tam olarak nereye ve nasıl taşıyacağım Şimdilik emin değilim Nereye yerleştireceğiz bütün eşyalarımızı e, Çünkü çok fazla yer yok şu anda Eşyaların hepsini koyabilecek o kadar fazla e, Direkt buranın altındaki Suyun tamamını temizleyebilirim Bir şekilde sponge falan yapabiliyorsak Yapılıyordur herhalde Wool ve slime ball yani. Yapımı çok rahat değil ama yapılabiliyor sonuçta. Yani evet. Buranın altındaki suyu temizleyip tamamen yer altından bir enerji sistemi çekip daha sonra burada ortalığa koyabiliriz. Veya ben buradaki farmı direkt tamamen söküp yukarıda veya uzakta bir yere taşıyabilirim. Tercihen şu kısma çünkü bu kısım bizim asıl farm yerimiz. Pete de burada farmlamıştık buraya dizebiliriz o dizeceğimiz şeyler falan. Yani bir şeyler yapılması lazım. Çok fazla yapılacak şeyler şu anda bölüm arası. Hepsini bölüm arasında bitiremem tabii ki dediklerimin bir bölümde ama çoğunu yapmış olacağım bir sonraki bölüm gelene kadar tahminen. Bu arkadaşların ikisini yaptık. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey importer kaldı. Importer'ı da hemen yapalım ve işimiz bitsin. Bam. Bam. Importer. Ve böylelikle bir görevimizi daha tamamladık. Bir sürü görev yaptık ya. Bam. 64 tane cobblestone. Daha kötü bir ödül veremezdin. Ve external storage görevini de yapalım. Bunun için 3 tane daha silikon gerekecek. Yaparız onu. Şuradakileri aldık. İçindekileri bir tamamını alalım. Şimdi bu arkadaş nasıl çalışıyor? Gayet basit. Kablo koyuyorsunuz buraya. Daha sonra buraya da importerınızı koyuyorsunuz. Daha doğrusu bu kabloyla birleşik diye. Platin kablonun üstüne ekliyordunuz. Doğru. Ee, ve şimdi bu importer eşyaları çekecek. Düşündüğümden çok daha hızlı ayrıca. Bu yeterince hızlı. Bu bitirir. Kendin koysan daha hızlı olmaz mı diyeceksiniz. Olur. Ama üşeniyorum. Tamam. Çok problem değil. Bu arkadaş yapacak zaten. Bunun karşısında ben sandıkları koyup koyup oyunumu açık bırakacağım. Yani oturup ben beklemeyeceğim. Böyle izlemeyeceğim onun olmasını üşeniyorum diye. O yüzden üşeniyorum diyorum. Ve 13 kola e, lateksimiz oldu. Süper. Onu da hallettik. Çünkü bize tonlarca silikon gerekecek ileride. Değil mi? Hem solar paneller için yap, e, ürettiğimiz şeyler bizden tonlarca harcıyor. Hem de solar paneller dışında. E-Platiners'lik e eşyaları da bizden isteyecek gibi duruyor. Onları da hallettim. Burada bence bölüm bitirmek için çok iyi bir vakit. Çünkü... Depolama alanımız, eşya depolama alanımız şu anda çok çok büyük değil. Fakat 16K storage, direkt k storage oldukça büyük. Bize şu anda bütün eşyalarımızı almaya yeter burası tahminen. Hatta hiç kuşkusuz bile diyebilirim her şeyi almaya yeteceğine. Ama yine de ileride tekrar tekrar büyütmeye uğraşmayalım diye büyütmek istiyorum. Dolayısıyla bir sonraki bölüm bu bizim depolama alanımızı büyütmeye dayalı olacak. Onun dışında bence bayağı bir ilerleme katlettik yani direkt bitirdik şu sistemi. O seriye başladığımızdan beri hayalini kurduğumuz sistemi bitirdik şu anda. Ve daha mutlu olamazdım gerçekten. Bu kadar kısa sürede bitirdiğimiz için. Daha mutlu olamazdım. Tamam. O zaman bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bir sonraki bölüm çok daha şirin ve tatlı olacak her şey. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.